T24'te durmadan politika konuştuğumuzu söyleyenler, bundan şikayet edenler var. Aslında durmadan değil ama çoğunlukla, genellikle bugün bunu yapmayacağız. Niye yapmayacağız? Bugün 14 Şubat çünkü. Farklı bir şey söylemek lazım ve en önemli konulardan birine, aşka, ilişkilere değinmek lazım. Bunu konuşurken de bir uzmana ihtiyacımız var. Bir uzman dememde bir sakınca yok herhalde. Yunus Sezener. Bu konuda gerçekten ciddi bir birikim yaratmış. Birisi aslında çöp çatandır deyip de geçebilirdim. Bir şirketle, bu ilişkilerle bir vesile oluyorsun değil mi? Ama bir ilişki danışmanı ve çöp çatan diyeyim. Ve bu konuda sorulabilecek yüzlerce, binlerce sorudan bir kısmını en azından sormaya çalışayım. Şimdi günümüz insanı ilişkiden ne bekliyor, ne tür sıkıntılar yaşıyor ve dolayısıyla da size ne diye başvuruyor? Yani evlenmek istiyorum çünkü. Bence en temel sebep yalnızlık. Ve insanın yalnız olması etrafında biri olmaması demek değil. Demin anlattığınız uzman kelimesi, çok teşekkür ederim. Hani uzman denir denmez ama bence bizim yapmaya çalıştığımız, biz offline bir şekilde bunu yapıyoruz. Yani birebir görüşmeyle bizim yapmaya çalıştığımız şeyin en büyük farkı bence, benim mesela kendi terapistim de var, kendi koçum da var. Çok saygı duyuyorum ilişkiyle ilgili konuşan insanlara. Ben de onlardan, herkesten öğreniyorum. Ama bizim farkımız çok benzer sorulardan ve çok belli sorulardan insanları hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Onlara sorular sorup onları tanıyoruz ve veri var bizde. Yani insanlar kimlerle olmak istiyorlar, bu çok güzel. Ama bir de kimler onlarla olmak istiyorlar? Her gün onu somutlaştırmaya çalışıyoruz. Hangi kriterlere göre davranıyor kadınlar ve erkekler? Ya eskiden ben beklenti soruyordum insanlara ilk işimi kurduğum zaman. Beklenti sormak şöyle bir şey. Diyordum ki kaç yaşındasınız diyordum. Diyordu ki örnek veriyorum 43 yaşındayım. Mesela bir erkekten örnek verelim. Diyordum ki ben de peki kaç yaşında biriyle olmak istersiniz? Minimum, maksimum. Öyle olduğu zaman daha yaştan başlayarak aslında bir sipariş almaya başlıyorduk. Tamam mı? Yani hani sipariş almak ne demek tabii? Şuna benziyor. Yani mesela ben diyelim ki siz bir ev arıyorsunuz. Ben size bir ev bulacak olan kişiyim. Size desem ki ne kadara bir ev kiralarsınız? Dersiniz ki, örnek veriyorum, 2000 lira bir ev kiralarım. Peki o zaman nasıl bir ev istersiniz diye sorsaydım, o zaman siz yalı isteyebilirdiniz. Bizim maalesef insanların ilişki, yani sorun bence şurada. Sorun varsa sorun şurada. Biz zaten az çok kendimiz gibi birilerini bekliyorsak, kendimizden çok uzak olmayan, biraz daha dengeli bir şey bekliyorsak, birilerini bekliyorsak ve şurada birini beklemiyorsak, bazen de tam tersi oluyor. Biz burada oluyoruz, bazen de bunu bekliyoruz. O zaman zaten biraz hareket ettiğimizde, ihtimallerimizi arttırdığımız zaman, birileriyle tanışmak için fırsatlar yarattığımızda, bu gece çıkalım dendiğinde, çıkmayayım değil de çıkalım dediğimizde gerçekten, o zaman zaten bunlar oluyor. Kriterlere bakarsak, hani en önemli birkaç tane konu işte mesela sigara, çocuk, evlenip evlenmek istememesi, evi olup olmaması. Gerçekten bu, hani bu evlenme programlarında olan şeyler hayatın içinde de var ve hangi seviyede olursa olsun insanlar, hepsinde var bu. Tabii erkeklerin, kadınların farklı beklentileri var. Nedir mesela, biraz girelim mi onuya? Erkekler mesela, ben biraz yazılanlara da baktım, söyleşilere de baktım. Evet. Güzellik mesela başta geliyormuş. Sizce ne geliyor mesela? Sizce ne geliyordur, onu sorayım mesela. Vallahi, Türk erkeği için sorayım. Erkekler ne derse desin fiziksel ölçütü başa aldıkları ortada. Yani önemli olan ruh güzelliğidir diye bir şey var. Buna bilmiyorum kaç kişi inanıyor değil mi? Ama yani bilmiyorum, sizin danışanlarınız mı diyorsunuz? Danışanlarınız ne tür şeyleri getiriyor? Maalesef böyle bir şey oluyor. Yani biri hizmet aldığı zaman onlarla beklentileri yönetmezsek beraber, o zaman şey olabiliyor. Diyor ki mesela, şöyle bir şey söylüyor. Ya ben bu insanları toplantılarda da görüyorum diyor. Bana başka biri lazım diyor. Fakat orada düşünülmeyen şey şu oluyor birçok zaman. Yani bunu doğru bir şekilde somutlaştırıp orada beklentiyi yönetmezsek, tamam gelin size birilerini çıkaralım diyebilirdik. Ama ben özellikle son 1,5-2 senedir insanlarla böyle şey, hani yurt dışından kartlar aldım, yüzler vesaire, her şeyi somutlaştırıp tip tarzda, yani çünkü burada biraz başlamadan konuşmuştuk sizinle, hani ne var buradaki konular aslında ilişkiyle ilgili? 3 tane konu var bence. Bir tanesi ilişkide nerede olduğumuz, ilişki çerçevemiz, beklentilerimiz vesaire, bir tarafta o var. Ben insanlara zaten şunu söylüyorum. Ben sizi en yakın arkadaşınız kadar tanıyamam bir görüşmede. Ama belki ilişki çerçevesi oturtursak onlardan daha iyi bile beraber bunu çerçeveleyebiliriz diyorum. Çünkü zaten binlerce kişiye bu soruları sordum ben. İkinci konuya ben şey diyorum. Tip, tarz, enerji, aura diyorum.
Bunu nasıl somutlaştırıyoruz? Ben biraz böyle hem o işte o söylediğim kartlardan somutlaştırıyorum. Mesela bana baktığınızda ben 10 üzerinden 9 değilim, Kıvanç Tatlıtuğ değilim. 10 üzerinden 5 de değilim. Hani fena da değilim. Biraz kaşlarım kalın vesaire. Biraz göbek yaptım bu ara. Bunların hepsini aldığımızda insanlar beni nasıl görüyordur acaba? Ve benim o tip tarz olarak da ihtimallerim nerede en fazla? O var. Bir de şey, üçüncü konu da işte biraz daha bu insanların kokusu, çekimi, ten uyumu vesaire gibi konular. Onu da işte evlenmeden önce deneyimleyen var, deneyimlemeyen var bizim ülkemizde. İlk iki konuyla ilgili çalışıyoruz biz insanlarla. Ve o iki konuda işte beklentileri yönetebildiğimiz zaman, somutlaştırabildiğimiz zaman biraz da tip tarz konusunda nasıl birileriyle olmak isterler? Ve aslında ben onlara neredeyse şunu söylüyorum. Mesela diyorum ki bir kart gösteriyorum ama ben çok isterim bunu diyor. Ben diyorum ki bu kişi sizinle olmak ister mi sizce diyorum. Bence bu çok önemli bir soru. Ve birçok insan aslında kendi gerçekliğinde, yani doğru şekilde bu insanlarla konuşursanız, mesela benim Serenay Sarıkaya istesem bugün, hani evli olmasam, hani onun beni istemeyeceği çok büyük aşikar bence yani. Bu gerçeklikteyim ben hayatımda, anlatabildim mi? Bir de şöyle bir soru soruyormuşsunuz. Sen olsan kendinle sevgili olur musun? Yani tabii Türkiye'de, ben de uzun süre yurt dışında yaşamış birisi olarak son yıllarda daha dikkatli izlemeye çalışıyorum. İnsanlar kendilerini her açıdan, en başta akılları olmak üzere, realitenin biraz daha veya çok daha üzerinde değerlendiriyor gibi. Bu anlamda kendisiyle sevgili olmak isteyenler çoğunlukta mı? Çok değil. Yani benim beklediğim kadar değil. İlk bu soruyu sormaya başlarken o kadar beklemiyordum. Ben size onun ötesinde bir soru daha soracağım hatta. Bunu hiçbir yerde söylemedim mesela. Benim bu aslında sorduğum son soru insanlara. Diyelim ki hayatınızda biri olmasaydı, ya da ben kendim söyleyeyim o zaman. Diyelim ki hayatınızda biri olmasaydı ya da benim olmasaydı. Ben acaba bir ilişkiye ne katabilirdim? Yani soru şu aslında. Sizin az çok olmak isteyebileceğiniz birini sorayım desem size mesela. Düşünün desem. Düşünüyorsunuz. Düşündükten sonra da ben size diyorum ki o kişi niye sizinle olsun? Mesela o kişi niye sizinle olsun diye sorsam mesela ben derdim ki işte şu anda. Yani ilişkiye ne tür bir sermayeyle gidiyorsun? Evet, masaya siz ne koyuyorsunuz yani? Masaya siz. Bunu insanlar genellikle düşünmüyorlar mı? Yani insanlar daha çok kadınsa erkeğe ilişkin, erkekse kadına ilişkin beklentilerini mi öne alıyorlar? İşte şöyle olsun, böyle olsun, güzel olsun, uzun boylu olsun, evi ya olsun vesaire, susun vesaire. Evet. Ama şöyle bir şey, yani o şey örneği gibi, hani 2000 liraya ev kiralayacağım şu anda. Yalı isteyebilirsiniz ama o yalı sizi istiyor mu? Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani hani gerçekten siz o yalıda oturacak şeyde misiniz? Yani o cebinizde, cebiniz o kadar dolu mu aslında? Yani masaya ben ne koyuyorum? Yani bazen bu soruyu sorduğum zaman, çünkü aslında bu soru çok belirleyici bir soru bence. Çünkü bu soruyu sorduğum zaman çok böyle genel geçer şeyler söyleyen insanlar olabiliyor. Yani az çok olmak isteyebileceğiniz birini düşünün. O niye sizinle olsun? Diyor ki mesela, ne bileyim ben çok sevgi doluyumdur diyor, sevgi veririm diyor. Ama o zaten temelde olan bir şey. Peki siz bir takım kriterlere göre bakıyorsunuz. Ali ile Ayşe, işte Mehmet ile Fatma vesaire. Ne oluyor sonra? Bunlar yazışıyorlar mı? Buluşuyorlar mı? Profil anlatıyorum önce insanlara, iki kişinin. Genelde önce kadınlara anlatıyorum. Kişisel veri vermeden insanlara, mesela diyelim ki bir kadına, bir erkeğe anlatıyorum profilini. Ve neden uyabileceklerini düşündüğümü söylüyorum. Veya nerede uymayabileceklerini söylüyorum. Mesela tek bir konu var. Demin sigara örneğinden gittik. Fosur sigara içiyordur biri. O da demiştir ki yani haftada birkaç tane içse tamam ama fosur içen biri olmasın. Ben de diyebilirim ki o insana, hani bana güveniyorsan bu adam da bırakmaya niyetli deyip mesela onu bir anlattığımı düşünün. Ama onun dışında inanılmaz uyuyorsunuz. Yani söylediğiniz kitaplar bile aynı. İkiniz de Zülfü Livaneli söylemişsiniz diyorum, örnek veriyorum. Tamam diyorsa kadın, ona fotoğrafını yolluyorum. Okeyse ondan sonra erkeğe aynısını yapıyorum. Ondan sonra iletişim bilgilerini veriyorum onlara. Bir gün sonra lütfen bana geri bildirim verin diyorum. İnsanlar zaten baştan ikna oldukları zaman birçok şeye, o zaman kendilerine de birçok zaman şans verebiliyorlar. Yani 9 saate kadar oturan insanlar var beraber. İlk buluşma çok önemli değil mi? Çok çok önemli. Hani şey falan diyorlar, ilk bilmem kaç saniye gördüm, baktım vesaire. Oradan başlayıp sizin şeylerinizde hesabı kim ödeyecek acaba gibi sık sık sorun olduğunu belirttiğiniz konuya doğru giden bir yelpaze var ilk buluşmada. Ama pek çok şeyi herhalde etkileyen ya da belirleyen belki. Birkaç bir şey var orada. İşte mesela sizle biz tanıştık bugün. 7 saniyeden 30 saniyeye kadar aslında dost olup olmayacağımıza karar verebiliyoruz. Ya da siz biriyle iş yapıp yapamayacağınıza karar veriyorsunuz. Bu tabii %90 ve üzeri karar veriyorsunuz. Nadiren değişebiliyor. Ve ilk buluşmada da aslında insanlar
7 saniyeden 30 saniyeye kadar az çok birinin olup olmayacağını anlayabiliyorlar. Hadi bir dakika diyelim ona. Bir sezgi mi bu? Bu bir sezgi. Evet, iki taraflı bir sezgi. Çünkü hani aşk dediğimiz şey de tek taraflı olan bir şey değil aslında. Yani tek taraflı platonik yaşadığımız zaman onu o tersten de olması da önemli olan bir konu. Gibi aslında tanışmalarda da ben bu kişiyle iş arkadaş olur muyum? Ben bu kişiyle arkadaş olur muyum? Ben bu kişiyle sevgili olur muyum? Bunları kararını veriyoruz aslında. Tabii işi çok daha kolaylayacak şeyler var. İlk buluşmada mesela ben, şimdi siz soru soruyorsunuz, ben konuşuyorum. Şu ana kadar %80-85 ben konuştum. Sizde biz işte bir iş dostluğu kuracak olsaydık ya da bir erkekle bir kadın buluşuyor olsaydı %40'a 60 olsun hadi de. Yani eşite yakın olması lazım değil mi? Bence en önemli konu bu, biliyor musun? Yani birisi nutuk çekip öteki onu dinlemeyecek. Çok oluyor çünkü. Ve insanlar meraklı değiller. Kendilerini anlatmaya meyilliler. Ben de öyleyim bu arada. Ama en azından bunun farkındayım. Ve mesela sizle şu an böyle bir konuşma yapmıyor olsaydık en az ben sizin %50 konuşmanız için çaba gösterebilirim. Bu çabayı gösteriyorsam o zaman benim ilk buluşma ihtimallerim de artıyor. Çaba göstermeyeceksem de o zaman beni seven böyle sevsin diyorum ama o zaman sevmiyor birçok kişi sizi işte. Ben de bunları konuşuyorum insanlarla. Yani bu bizim seyrettiğimiz bir ara herhalde çok popüler olan bu evlilik programları. Kendinden bahseden insanlar ve bu arada işte emekliliğinden bilmem evinden arabasından vesaire. Ben çok az seyrettim o tür şeyleri ama gördüğüm kadarıyla o programların en sevilen şeylerinden biri elektrik almaktı. O elektrik almak ki buna duygu vesaire yükler gibi konuşuyorlar ama elektrik almak için önce maddiyat dahil bir sürü şeyi, veriyi toplayıp ondan sonra onu duyguya çevirme gibi bir şey vardı. Sizde duygular onların yönetilmesiyle ilgili bir şey yapıyor musunuz? Yani seni Ahmet'le Mehmet'le tanıştıracağım aslında şöyle biridir. İlk bakışta şöyle bu algılasan da artık, ona da takılma, şöyle yani bir yönlendirme yapıyor musunuz? Benim işimde öneri tavsiye yok. Yani %100 demeyeyim ama neredeyse hiç yok. İsteyenlere var. Ama yönlendirme var. Evet, çünkü o yani size bir örnek vereyim ben. Benim babam İzmir'de yaşıyor. Şimdi benim babam, ben her İzmir'e gittiğimde 5 yaşımdan beri babamdan ayrı yaşıyorum ben. Her İzmir'e gittiğimde beni havaalanına bırakırken cebime para sıkıştırmaya çalışıyor. Ufacık bir şey bile olsa. Tamam mı? Şimdi ben hep böyle yapıyordum. Mesela para kazanmaya başladığım zaman, yani hayatımı idame ettirdiğim zaman şöyle baba gerek yok, gerek yok diyordum. Ama o istiyor. Bana vermeyi istiyor o parayı. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani istiyor ki ben baba gibi hissedeyim diyor. Ama bu nabza göre şerbet bile değil yani. Ben bunu düşünüyorsam ve anlıyorsam ve ikimizin relasyonunda en iyi sonucu o verecekse şu an mesela 2-3 sene baba sağ ol diyorum, alıyorum parayı cebime atıyorum, öpüyorum, gidiyorum ve çok mutlu oluyor bence. Bunun gibi insanlar, ben insanlara şey demiyorum yani kendiniz gibi olmayın demiyorum. Ama daha iyi sonucu alabileceğimiz bir şey varsa, ki her zaman bir üçüncü opsiyon var biliyor musunuz? Her zaman bir üçüncü opsiyon var. Biraz dağıtacağım ama çok kısa bir şey anlatayım size. Mesela ilk buluşmada diyelim ki bir erkek bir kadını eve davet ediyor. Kahve içelim diyor. Ben genelde kadınların şuna meyilli olduğunu görüyorum. Ne münasebet. Yani ya bunu gerçekten söylüyorlar ya da o enerjiyi veriyorlar. Ve o adam gitti o anda. Çünkü reddedildiğini hissetti. Erkek reddedilmek istemiyor. Ya da eve gidiyor bazıları. Süper, gidebilir. Ama eve gitmek bizim kültürümüzde ihtimalleri arttırıyor mu? Hangi şeyde, ekonomik seviyede, hangi sosyal çevrede olursa olsun bence arttırmıyor. Bunu biliyorum. Bir de üçüncü bir opsiyon var. Birçok zaman insanlara üçüncü opsiyonu konuşuyoruz. Çünkü düşünmüyor insanlar. Ya böyle ya böyle olacak diye düşünüyorlar yani. Ya siyah ya beyaz. Ben de diyorum ki mesela şöyle bir şey denebilir. Mesela bir kadın gelip eve kahveye davet eden erkeğe şöyle diyebilir. Yani bu çok güzel bir teklif. Teşekkür ederim. Ama hani bu ilk görüşmede bunu yapmayalım böyle. Daha sonra belki şey yaparız. Belki gideriz. Hani öyle değil de hani kibar bir red. Yani çok yani keskin çizgilerle şey, ifade çok güzel yani. Bir akşamdı. Teşekkür ederim bu yemeği ısmarladığın için. Ama hani ilk görüşmede eve gitmek benim çok tarzım değil dese adam diyebilir ki vay be ben hiçbir kadından böyle bir şey duymamıştım bile diyebilir. Yani her zaman orada bir üçüncü opsiyon var. Burada şey de aklıma geliyor. Sonuç olarak tanışmak için çok fazla olanak var. En azından gibi görünüyor. İnternet siteleri var bir sürü, evet. Tanışmak için pek çok şey var. Sizinki yine de aslında programı açarken de aşk ve ilişki dedim. Bunu nasıl söyleyeyim diye düşünmüştüm daha önceden. Çünkü aşk ve ilişki farklı şeyler gibime geliyor. İlla evlilik olması da şart değil gibime geliyor. Bu benim kişisel düşüncem ama sizin şirketiniz evlendirmeyi amaçlıyor gibi algıladım. Yanlışsam düzeltin. Dolayısıyla bu sözünü ettiğiniz örnekte de öyle bir şey var. Yani
başka bir internet sitesi ya da bilmem ne başka amaçlara yönelik değil de daha ciddi tırnak içinde veriyoruz. Ciddi ilişki isteyen insanlara bu hizmeti veriyoruz. Onu zaten yaşamayacak kişi çok bize bile gelmiyor bile, anlatabildim mi? Onu anlarsak da zaten hizmet vermiyoruz ama sadece evlilik değil. Herkes evlenmek istemiyor. Evlenmek isteyeni evlenmek isteyenle, evlenmek istemeyeni evlenmek istemeyenle buluşturuyoruz. O şu oturdan taleplerle gelen de var. Yani ciddi ilişki istiyorum. Evlilik şart değil ama. Şart değil. Gerçekten şöyle diyor. Hayatı biriyle paylaşmak istiyorum diyor. Demin sorduğunuz soru çok güzeldi başta. Sizin açtığınıza çok sevindim. Ben şimdi kitap yazıyorum. Bu kitabın içinde bir bölüm var bununla ilgili. Aslında bizim istediğimiz ilişki mi, aşk mı? Çünkü aslında aşk hissi yaşamak istiyoruz biz. Aşık olma hissini yaşamak istiyoruz. Ben bir tane film izledim şimdi, Zoe diye yeni. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili. Bir tane hap bulmuşlar. İnsanları birbirine birkaç saat için aşık ediyor. İnsanlar parklara gidip, bu böyle gelecekle ilgili ütopik ya da işte tam tersi bir film. İnsanlar gidiyorlar parklara, ben bugün kime aşık olsam deyip o hapları alıyor ve aşk yaşıyorlar 3-4 saatin. Aslında istediğimiz aşk bu hissi yaşamak yani. İlişki, şu onunla ilgili bir şey söyleyeyim size çok kısaca. İlişki hedefi koymak mesela doğru değil. Ben hedef olarak ilişki, yani benden beklentiniz nedir diye sorduğumda, ilişki hedefse bir insanda bu hedef olamaz diyorum. Çünkü bu smart hedef diye bir şey vardır. İşte hepsinin bir İngilizce açılımı var. Ortasındaki A attainable, sizinle ilgili olan bir şey. Yani ulaşılabilir bir şey olması gerekiyor. Ve ilişki hedefi koyulamaz çünkü ilişki sadece size bağlı bir şey değil. Evlenme hedefi koyulamaz çünkü evlenme size bağlı bir şey değil. Mesela bizim şirketi sordunuz. Aslında bence bizim yaptığımız insanları harekete geçirmek daha fazla. Konfor alanlarını biraz çıkmaları için onlara destek olmak. Çok da zorlamadan aslında. O zaman da hedef koyulabilecek şey ilişki değil. Belki de aşık olabileceği biriyle ilgili harekete daha fazla geçirmek. O zaman da mesela ben şey de diyorum bazı insanlara. Mesela benim İstanbul dışında hizmet verdiğim biri var. Daha yeni konuştuk. Şimdi oralarda onun oturduğu şehirde çok fazla ihtimal yok diye benden hizmet almayın şu an dedim. Ama dedim ki arkadaşlarınıza gidin ve şey yapın dedim. Beni birileri tanıştırır mısınız diye söyleyin mi? Bunu bile yapmıyor insanlar. Niye? Çekiniyorlar mı? Bence tanıştıracak kişi de tanıştırmıyor çok fazla. Çünkü o riski almıyor. Yakını ya, araları bozulur vesaire diye. O da gitmiyor çok fazla. Çünkü özellikle hani çok büyük bir şehir değilse oradaki ihtimallere bakıldığı zaman bir şeyler bozulur diyor insanlar yani. Bir ilişki bozulur dediği sorumluluk almak gitmiyor. İstemiyor. Daha sonraki faturaları almak istemiyor vesaire. Peki yine de aşk ilişki konusu derken sizin şirketle ilgili baktım. Bu arada isim Tenkaf. Bu uzay teknolojisinden falan üretilmiş bir isim değil tencere, değil mi? Tencere kapaktan. Tencere kapaktan. Ha. Bunları buluşturuyorsunuz bir şekilde. Ama bir iki yerde rastladığım şey sanki şirketin başarısını anlatmak isterken kurulan cümleler arasında bugüne kadar bilmem ne kadar evlilik, işte 800 kadar ciddi ilişki ya da işte 6 ayı geçen ilişki mi oluyor? 6 ayı geçen ilişki bizim için daha başarılı ilişki. Evet, yani bu tür bir şey oluyor yine de. Yani somutlaştırmamız evlilik, gerekiyor. Somutlaştırmak için evlilik bir şey gibi ama evlilik olmadan ya da ne bileyim 6 ay, 5 ay vesaire, bunlar herhalde tam kriter değil, değil mi? Sonuç olarak insanların şöyle bu şekilde mutlu olmasını, ilişki kurabilmesini sağlıyorsun. Değişiyor. Yani değişiyor. Örnek veriyorum, daha eğitimli kesim diyeyim, modern kesim, çalışan kesim artık o kadar evlenmek de istemediği için aslında yani şu bile, yani ben zaten şunu soruyorum, siz ne bekliyorsunuz dediğimde onun için başarı kriterini söylüyor zaten. Burada emin olun belki tahmin edebileceğinizden çok daha az evlilik diyen var. Ya ben gerçekten hayatı paylaşabileceğim biriyle olmak istiyorum. Nerede olsa olsun, nasıl olsa olsun. Evet. O zaman çöp çatanlık da geçmişteki gibi değil. Yani şu an değil. Çok daha farklı bir yer. Yani bundan 30-40 sene önceki bir gazete haberini görseniz, işte çöp çatanlık şeyi, böyle hani komik gazete haberleri var ya, bize, bana şu an komik gelen daha doğrusu. İşte şey diyor, evlendiriyoruz diyorlar. Ben hiçbir zaman gidip insanları evlendiriyoruz demiyorum. Çünkü evlenmek isteyen birçok insan olsa da günün sonunda istemeyen de var. Daha çok kim size başvuruyor? Yani erkek, kadın ve meslek grupları olarak, eğer varsa böyle bir şey. Var. Ya beyaz yaka çalışan oluyor ya kendi işi olan çok fazla insan var. Enteresan tarafı online'da, yani bu işte Tinder vesaire online çöp çatanlık uygulamalarında ya da dating uygulamalarında diyeyim, %85 oranında ortalama dünyada erkek var.
Kadınlar daha az. Oraya girmiyorlar çok fazla. Çünkü erkeklerin biraz daha beklentisi farklı orada. Bizde oran daha farklı. Ben bıraktığım zaman yani hiçbir şey ekstra bir aksiyon almasak bununla ilgili iki kadın geliyorsa bir erkek geliyor bize. İlişki yaşamak isteyen diyeyim. Ama zaten başvuranların üçte ikisi kadın. Evet. Kadınlar çok daha bu tarz şeylere cesaretliler bence. Bir de böyle çok daha açıklar bu tarz şeyleri. Yani bir yoga yapmaya da kadınlar çok daha açık. Kişisel gelişim seminerine gitmeye de çok daha açık. Böyle şeyleri seviyor kadınlar. Ama biz gidip gerekirse kendimiz bazı erkeklerle kendimiz tanışıp onları bir kere deneyimletebiliyoruz. Böyle insanlarla çok fazla tanışma imkanı bulduk ve bayağı dengeledik kadın erkek sayısını. Buyurun. Pardon. Yok yani işimin en başında ben bunu anlayınca böyle bir karar aldım. Bayağı bir denge getirdik oraya. Harika. Şimdi bakıyorsunuz günümüz dünyası. Olanaklar çok geniş. Şu an bulunduğumuz yer ve civarı İstanbul milyonlar kaynıyor. İnternet girdiniz mi milyonlar size açık vesaire gibi. İstiklal Caddesi'ne çıkınca vesaire. Çıkınca mesela. Aynen. Ve siz diyorsunuz ki konuşmanın başında yalnızlık. Evet. Nedir bu zamanımızın özelliği? Bu kadar kalabalıklar içinde insanlar yalnız mı, bu hale mi geldi? Bir, onu sormak istiyorum. Bir de o kadar çaba gösteriyorsunuz, buluşturuyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz. Bir, herhalde güven çevresinin kenarında insanlar dolanıyorlar başarıyla ya da başarısızlık. Evet. Ya ana sorunlar nedir? Bu yalnızlık ve güven, bu nasıl inşa edilebilir? Şöyle, bu tamamen bizim kendi bakış açımızla ilgili bence. İlk sorunuzun cevabı şu, seçim çelişkisi diye bir kavram çıktı 2004'lerde dünyada. Barry Schwartz diye bir adam çıkardı. Seçim çelişkisi şöyle bir şey. Şimdi mesela bir menü açalım, burada bir restorana gidelim. 100 tane yemek gördüğümüz zaman biz orada seçemiyoruz yemekleri. İstiklal Caddesi gibi, milyonlarca insan gibi. Hadi seçtik diyelim, garsondan soru sorduk vesaire vesaire. Seçtik yemeği. En kötüsü de şu, seçtiğimiz yemekten memnun kalmıyoruz. Yani seçtik diyelim yemekten sonra daha başka birini mi seçseydik diyoruz acaba diyoruz. Aslında buna benziyor. Mesela ben size çok enteresan bir çalışma anlatayım. Bir markette, bir süpermarkete gittiğinizde şöyle bir çalışma yapılmış. Bir reçel firması 24 tane reçel koymuş oraya ve bunu deneyittiriyorlar insanlara. Şimdi biz geçsek önünden bu reçel şeyinin deneyimin, ben eğer rejimde değilsem denerim. %60'da deniyor zaten. Ondan sonra 2 tane deniyorlar 24 taneden. Yüzde kaç satış oluyor biliyor musunuz? Ne kadar? %3. Sonra aynı reçel firması bir gün sonra 6 tane reçel koyuyor oraya. Bu sefer %40 deniyor, biraz düşüyor. 2 tane deniyorlar yine. Yüzde kaç satış oluyor biliyor musunuz? %30. O zaman 10 milyonluk nüfuslara sahip İstanbul gibi yerlere göre bir köyde eşinizi çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Çünkü çok daha yetinebiliyoruz. Buna şey deniyor İngilizce, maximizer, satisficer deniyor. Yani bir şeyleri maksimize etmeye çalışıyoruz. Uçağa biniyoruz, bir film izliyoruz. Film, o filmin içindeyken ya bir öbürünü izleyeyim diye öbürüne gidiyoruz. Bir tarafta bir şeylerle yetinebilen insanlar var. Çok daha farklı bir bakış açısından. Onun için kendi algımızdan bahsediyorum. Güven konusuna gelirsek de güven konusu şöyle bir şey. Ben maalesef diyorum, insanlara sorular soruyorum. Gelmeden böyle bir formumuz var. Orada şeydir, şöyle bir soru soruyorum. İnsanlara kolay mı güvenirsiniz, zor mu güvenirsiniz diyorum. Bu kadar yalın bir soru. O kadar çok zor güveniriz diyen insan var ki. Yani ya da bir şekilde onu söylüyorlar. Diyorlar ki işte hani bir noktaya kadar zor güvenirim vesaire vesaire. Ben bazen bir kadın geliyor benim karşıma. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben diyorum ki, öyle bir his alıyorum ki, ya bana güvendiğinizi hissetmiyorum da. Siz birini karşınıza çıkarsam ona nasıl güveneceksiniz? Yani sizin bana güvenmeniz için benim size kendimi kanıtlamaya ihtiyacım varmış gibi hissediyorum diyorum. Ve güvenin bir seçim olduğunu söylemeye çalışıyorum insanlara. Ve çok çok önemli bir konu bu. Güven bir seçimdir aslında. Türk Dil Kurumu'na yazdığımızda en sonunda şöyle bir duygudur ya da histir diyor. Çünkü güven ne diye düşünüyoruz? Duygudur, histir diye. Ama en başta güven bir seçimdir bence. Ve o güveni gerçekten biz söyleyeceğim de şu, 7 saniyede 30 saniye kadar dedim ya da 1 dakika. Bazen insanlar 20. 30. dakikada rahatlayıp güvenmeyi seçiyorlar. Yapabileceğimiz şeylerden en önemlilerinden bir tanesi de o güven süresini. Hadi 1 dakika olmasın, 2 dakika olsun, 5 dakika olsun. Ya ben bu adama güvenebilirim diye o odakta baksalar ve güvenseler kadınlar, birçok zaman erkekler de. O zaman o ilk buluşma o kadar daha güzel geçecek ki belki. O kadar çok ihtimaller artacak ki. Bunu gerçekten inanılmaz derecede yaşıyoruz ve konuşuyoruz insanlarla. Peki şimdi finalimizi yaparken 14 Şubat'la ilgili iki şey soracağım. İkincisi bizi dinleyen, izleyen vesaire insanların içinde
iyimserler olduğu gibi epey karamsarlar da olabilir. Onlara biraz banal bir gazeteci şablonuyla bir mesajınızı isteyeceğim ama ondan önce 14 Şubat'a ilişkin böyle bir sizinki gibi bir şey, tencereyi kapakla buluşturma gibi iddialı bir hedefi benimsemiş bir şirketin özel bir etkinliği falan var mı? Var. Evet, aynen. Ne yapacaksınız? Sakıncası yoksa anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım. Biraz böyle ilk başta insanların yine ön yargılı olabileceği bir şey ama ben anlatabilirim. Çok açığımdır bu tarz konuları anlatmaya. Ben zaten şirketi kurduğumuzdan beri işte 5. kez Sevgililer Günü olacak. 5,5 senedir var şirket. Hep sadece Sevgililer Günü'nde büyük bir şey yapıyorum. Onun dışında çok daha böyle gizlilik içeren, çok daha insanlara özenliğimiz birebir bir hizmet veriyoruz ama bu değişebilir tabii. Şimdi workshoplar, seminerler vesaire yapıyoruz. Şimdi bu 14 Şubat'ta şunu yapıyoruz. Zifiri karanlıkta yemek diye bir şey vardır, duydunuz mu daha önce? Evet. Hani ülkemizin dışında çok var. Aslında 11 senedir Türkiye'de var ama çok kişinin bildiği bir şey değil. İnsanlar birbirini görmüyor ama yakın ve şey de düşünün. Duyuları görme duyusunu kapatıyorsunuz. Hı-hı. Diğer bütün duyular çok daha fazla açılıyor. Bu çok net olan bir şey ve ben bir kere bunu deneyimledim kendim. Portakallı bir balık yediğimi hatırlıyorum ve sanki hala böyle hissedebiliyorum gibi onu gerçekten o gün. Ondan sonra bunu yapan ekiple biz tanıştık. Bundan 4-5 sene önce arkadaşlarıma ben bir networking eventi yapmıştım. Yani işle ilgili bir şeyler yapmıştık daha çok. İşte kart vizitleri, insanlar zifiri karanlıkta hiç görmeden karşılıklı durup paylaşıp 3 dakika birbirleriyle konuşuyorlardı. Bu sefer şöyle yapacağız. 104 kişiyi, 52 tane kadını, 52 tane erkeği yerlerimiz doldu tamamen. Çok zaten açıldığı gibi doldu. Ama bir daha yaparız gibi gözüküyor. Direkt zifiri karanlığa girecekler. Çok güvenli bir ortam yaratacağız. Zaten burada çalışan insanlar görme engelli insanlar genelde içerideki. Onların işte her soruda bir yana kayacaklar. Oradan görme engelli arkadaşlar onları başka bir yere oturtacak, en sonda kalanları vesaire. Ben de orada insanlara 52 tane soru soracağım. Ben de zifiri karanlıkta olacağım. Bu onların bir okuma şeyi var ya, dokunmayla. Oradan benim kulağıma söyleyecekler. Ben de insanlara aktaracağım. Bir saat bunu yapıp sonra aydınlıkta da merak ettiğiniz biri var mı? Kim kimde oyun oynayacağız? Ben tekrarlayacağım soruları ve ondan sonra da insanlar şey yapacaklar. Bu konuda merak ettiğim biri var diyecek mesela, enteresan, bulacaklar. Sen enteresan yani. Yani sonuçta karanlıklardan her zaman korkmayalım. Belki karanlık bazı şeyleri aydınlatmak için işe yarayabilir. Çok az zamanımız kaldı. O zaman kısa mesaj alalım. 14 Şubat ilişkisi olan var, olmayan var. İyimserlerin yanında epeyce bir kötümserler de var. İyi bir mesaj verin de iyi bitsin. Tamam. 14 Şubat bence biraz zorlama bir gün. Kimse üzülmesin, kimse yalnız hissetmesin. Bir tane güzel bir film bile izleyebilirler bence. Yani benim hayatımda örnek veriyorum, biri varsa 14 Şubat'ta ben de böyle çok fazla o işin içine şey yapmıyorum, girmiyorum. Aslında 14 Şubatlar her gün 14 Şubat. Öyle bakarsak, gerçekten hareketi arttırırsak hayatımızda, insanlara güvenmeyi seçersek, ilişki hedefi değil de, bugün konuştuğumuzu bir özetliyorum, ilişki hedefi değil de birazcık böyle gönlümüzü açarsak, biraz uyumlanmaya niyetliysek, bugün için benim mesajım şu olabilir: kendimizden feda etmeyelim hiçbir ilişkide ama gerçekten karşımıza biri çıktığı zaman biraz uyumlanırsak çok mutlu olabiliriz, çünkü gerçekten hayat paylaşınca çok daha güzel. Bugün de mesajım bu olsun. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Enteresan bir konuydu. Hayatta büyük ölçüde işten, eşten ya da partnerden neyse bunlardan oluşuyor. Aşkı ve ilişkiyi konuştuk. Bir ilişki danışmanı ve çöpçatan bir uzman ile Yunus Sezener'le pek çok soru belki de kalmıştır aklınızda. Ama kalsın da zaten. Amacımız buydu. Hoşça kalın. Yine de her şeye karşın zorlama da olsa. 14 Şubat'ınız kutlu olsun. Kutlu olsun.